Merhaba, Disket Kutusu takipçileri, hepiniz hoş geldiniz. Abi iki tane seçeneğim vardı. Ya Baldur's Gate 3'e başlayacaktım ya da yeni Cyberpunk'a. Ben Cyberpunk'ı yine biraz öteleyip Baldur's Gate 3'ü bir commit edeyim dedim ilk başta. Ama anladığım kadarıyla sen hem önceki versiyonun toparlanmamış hani bu yeni update ile beraber yeni versiyonu oynadın ve bitirdin. Aynen öyle. Ya ben ne fark var hocam arasında? Çok fark var. Değil ama mi? Yani bunda senin çok fark var. Çok iyi olmuş. Her şey çok iyi olmuş. Dülü dülü sanki mümkün değil de. Ben de Baldur's Gate ile Cyberpunk arasında kalsam onu seçerdim. Hı-hı. Ben birazcık takıntım var. Benim Cyberpunk senin No Man's Sky'ın gibi abi. Hı-hı. Çünkü çıkışından beri günahından tüm böyle o sıkıntılı süreçlerini atlattığım için... Vanilya versiyonundan beri diyorsun. Aynen. Arabaların birbirine girdiği, NPC'lerin yok olduğu versiyonundan beri. Şimdi bir kere burada çok böyle ince bir ipte yürümek lazım. Şimdi çok güzel olmuş oyun. Ama kesinlikle işte bu H2018'de yeni nesil açık dünya geliyor gibi bir dünya. Tabii öyle bir şey yok yani. Cyberpunk'ı seven bunu daha çok sever. Cyberpunk'ı hiç sevmeyen buna bayılır diye bir şey yok. Böyle bir şey mümkün değil. Cyberpunk'ı böyle bir şey olan ya bir limoni olan burada sevebilir ama. Ama bu cilalı ve artık tabii buglardan mümkün olduğu kadar arınmış arındırılmış bir... Arındırılmış abi evet. Kesinlikle. Şu an evet. Hani keşke böyle çıksaydı diyorum ben. Evet. O tepki toparlamazdı tabii. Yani, tabii öyle. Okay. Oldu Yunar abi. Böyle bağlıyormuş gibi evet, arkadaşlar. Yani ya şimdi Cyberpunk'ın olayı çok değişik. Çünkü CD Projekt Red her zaman oyun dünyasının iyi adamı oldu ya. İşte hazır olduğunda çıkacak oyunumuz dediler. Witcher'la zaten portföyleri çok iyiydi. Onun öyle olmadığını gördük. Yani gördük, çok iyi gördük. Yani şöyle yani, evet, yani hepimiz için büyük bir travma oldu o. Aynen. Ama en azından şeyi merak ediyorum. Yani bir geri dönüş müdür bu yani? Bu bir geri dönüştür. Ama nasıl bir geri dönüş? Yani böyle CD Projekt Red'e helal olsun gibi bir durum yok. Tamam. Yani bunu olması gerekeni yapmışlar. Aynen. Yani bare minimumun üzerine çıkamamışlardı. O minimum düzeye ulaştırmışlar. Şu an güzel çünkü. Anladım. Yani bir... tabii şey bu arada yani oyunu bir aksiyon rol yapma olarak duyurup sonradan aksiyon macera çevirmiş olmalı. Şu anda iyi bir aksiyon macera oyunundan kesinlikle bahsediyoruz. Kesinlikle öyle. Yani. Ya bunlar bir günde Instagram sayfalarından böyle işte mecralarından RPG ibaresini evet silen adamlar evet, bir yandan aynen unutmamak lazım ama şu an gerçekten yani bir aksiyon macera oyunu oynamak için Cyberpunk işte Starfield oynuyordum. Cyberpunk'a geçtim şöyle oldum. Wow. Ya bu Starfield'ın beni biraz düşürmüş olmasından da kaynaklı evet ama yani gerçekten en azından şeyi gördüm. Ya bu insanlar iyi bir genişleme paketi tasarlamakta çok iyiler. Yani Blood and Wine gibi işte Hearts of Stone Hearts gibi of Stone çok güzel olmuş. Hearts çok of güzel Stone bir ek paket olmuş. Ya Hearts of Stone benim ya bugüne kadar herhangi bir oyunda deneyimlediğim en korkunç ve tüyler ürpertici hikayelerden gerçekten bir tanesiydi. Ya. Yani müziğiyle, atmosfer, karakteriyle falan çok ilginçti yani. Peki ya, bir şey soracağım sana. Çok yani iyiydi. Witcher konuşasım geldi bir anda. Bir anda değil mi? Evet, de, evet. Ya neydi o? Ama şeyi merak ediyorum hakikaten. Yani benim Cyberpunk'ı oynamamın asıl sebebi herkes tarafından çok övülmüş hikayesi olacak bu arada. Hmm. Evet. Phantom Liberty'nin hikayesi nasıl buldun? Phantom Liberty oyunun... Hikaye ve anlatım olarak nasıl buldun? Narrative olarak. Çok iyi buldum şu yüzden. Oyunun ana hikayesinde işte bazı karakterin arasındaki o ilişkileri, narratifi genişletiyor, güçlendiriyor. Yani oyundan tamamen bağımsız. Hadi şimdi ana karaktersin, buraya gidiyorsun gibi bir dünya yok. Yine ana hikayeyle beraber gidiyor ve ana hikaye yeni bir son ekliyor. Bununla beraber hani Phantom Liberty'de alacağın kararlar ana hikayeye ekstra bir son daha getirmiş yani. Çok iyi. Bu gerçekten çok, çok güzel iyi. Çok güzel bağlamışlar. Yani evet, ana oyun farklı orası farklı tabii olmamış. Daha bütünlüklü bir yapı var o zaman. Çok yani, bütün. Evet, tabii tabii. Evet. Bütünlüğü bozmadığı abi, gibi geliştirmişler. Hikaye ve narratif güçlüyse abi her türlü gider diye düşünüyorum. Hı-hı. Ben. Çünkü CD Projekt hikaye yaratmayı bilen bir firma bence. Kesinlikle öyle. Hikaye yazmayı, onun böyle referans noktalarını falan oluşturmayı bilen bir firma olduğunu düşünüyorum. Şeyler çok komikti ama. Yani şehrin ve temel döngü içerisindeki ortamın inandırıcılığı. Yani hiç artık mesela dinamik polisler var. Yani bunu abi bugün konuşmamız doğru bir şey mi yanlış bir şey mi bilmiyorum tabii. Ya, ya. Ondan sonra yani o polislerin faciası, yani polis kısmının faciasını biliyorsak reaktif polisle çatışır oyunlar ya. Çok alıştık biz çünkü yani GTA oynadığımız için ama yani 2020'yi sene 2021'de falan senesinde de artık bu polisler böyle hani olduğun yerden kapalı bir odanın içinde spawnlanmamız falan bir ne demekti yani saçma. Gerçekten şimdi yani onlar toparlanmış toparlanmışlar. Ya bu oyun ilk çıktığında 2013'te fragmanı bu Bullets Archive müziğiyle çıktığında Max Tech ekibi iniyordu. Yani Cyberpunk'ın böyle o dünyanın en büyük alameti farikalarından bir tanesi o Max Tech ekibi. Yani birisi kafa yediği zaman o ekip gelir böyle asayiş Berkemal odur. Öyle bir şey yoktu abi. Evet. O gelmiş. Şu anda Cyberpunk'ta gerçekten bir Cyberpunk gibi yani siber serseri gibi davrandığında uçan araba geliyor, brrr, iniyorlar böyle 5 tane mesela geliyor, bir boss fight'a dönüyor, onlarla kapışıyorsun. İyi, güzel, ya güzel. Keşke bu bayağı sağlam bir eklenti olmuş yani. Hani şu var, bunu daha önce yapabilirler miydi? Kesinlikle yapabilirlerdi ama Phantom Liberty ile beraber satmak için. Ya yine tabii ki bir ticari şey olacak yani dişliler arkada dönüyor. Keşke daha önce yapsalardı. Yani bu 3 yıl sonra çıkan bir tam oyun.
Enis abi geçen şey demişti. Baldur's Gate de 2020'de çıktı. Cyberpunk da 2020'de çıktı. 3 sene içerisinde Baldur's Gate süper oldu. Cyberpunk çok güzel oldu. Ama birisi erken erişimde çıktığı için ve oyuncularla böyle çalıştığı için sen ona asla kızmadın yani günahına. Ama Cyberpunk dolandırıcılık da abi. GTA 6 diye dediler, polis önünde spamlanıyor. Ya böyle şey olur mu arkadaş yani? Bir şey soracağım ya bu... gerçekten bir ara şey çok eğlenceliydi yani Cyberpunk'ın bug'larıyla evet bug editlerini izlemek. Mal oldu oyun dünyasına. Bir gün şey yapalım ya. Oyun dünyasında gördüğümüz en komik bug'ları da yapalım. Benim abi şey çok komikti mesela. Gerçekten üstüne tanımıyorum ya. GTA'nın HD Collection'da sağa sola araba şey yapıyorsa araba büyüyor. Şöyle ya bir şey diyeceğim abi yani araba yok olur, patlar. Yani bu nasıl buraya bağlanmış? Slider'ın bu harika lazım. Yani böyle sanki böyle biri böyle bilerek koymuş gibiydi yani. Evet. Abi çok yani çok ciddi bir bug fest abi Cyberpunk zamanında. Ama şimdi ben de biliyorsun yani şu Baldur's Gate'i biraz kolaylayayım, biraz özümseyeyim. Ben çok seveceğini düşünüyorum ya. Direkt Cyberpunk'a giriyorum zaten. Çok seveceğini düşünüyorum. Yani. Ben de öyle düşünüyorum. Abi şöyle bir şey var. Bence Cyberpunk'la ilgili şunu atladık. Buglarına falan hep güldük falan ama Cyberpunk yani CD Projekt Red'in vaat ettiği RPG vizyonundan da ziyade yani o karanlık cyberpunk işte dünya tasvirinin de çok altında bir oyuncu. Evet. Mesela oyunda başta işte sokak çocuğu olabiliyorsun, göçebe oluyorsun. Çok spoiler vermeyeyim. Yani spoiler gerek yoktu çünkü açtığın 3 tane dikili bir tanesi yani. Fark etmiyorduk yani. Korpo hiçbir musun bir başka bir şey yani. Misin falan. Hiçbir yani. Önemi yoktu yani. Zaten aceleye getirilmiş gibi bir şeyler okumuştum. Şu anda yok asla evet. Tabii ki de yani. Evet. Şeyi çok hatırlıyorum. O zaman RPG olurdu çünkü oyun. Şu an değil. Aksiyon macera ölçüsü. Sadece başladığın yeri değiştiriyor yani. Starting point aynen. Değişiyor sadece. İlk bir saatin farklı oluyor. Evet. Hiç önemli yok. Onları var. Şöyle bir şey hatırlıyorum. Daha önce de bahsetmiştim. Cyberpunk'ı ben çok bekliyordum. Çünkü çok hep söylüyorum Blade Runner, işte Ghost in the Shell yani transhumanizm gibi konuların işlendiği uzak gelecek. Bayılıyorum, çok seviyorum ve dedim ki Cyberpunk'ta böyle olacak. Çıktı, işte o şöyle çıktı yani. Evet. Çok kötü oldu. Reddit'e gittim. Dedim ki ya arkadaşlar ben bu oyunu çok bekliyordum. İlk ön sipariş ettiğim oyun. O zamanlar lisedeyim falan işte. Dedim ki ya bu oyun çok kötü çıktı. Yeni buna güzel bir polis sistemi yaparlar mı? İşte açık dünyası daha inandırıcı olur mu? Birisi şey dedi. Florida'da dedi bir elimde bir arsa var. Sana satayım bir bataklık var. Hani şey diyor elimde bir köprü var. Köprü var sağ ol. Ona sana satayım. Çok üzülmüştüm. Onun İngilizce öyle miymiş? Evet evet. I have a swampland in Florida. Sana öyle satayım. Kelepir köprü. Kelepir köprü var hesabı. Aynen öyle demişlerdi. Oldu. Oldu. Yani yine tabii ki şey olmadı. Döne başta hortlat. Ne yapayım? Döne başta hortlat. Ne oldu kardeşim? Ne oldu kanka diye ben... Yani sana bizde Galata Köprüsü var istersen falan. Çok iyi olmuş. Gerçekten çok tatlı olmuş. Yani oynarken böyle bir de içerik doldurmuşlar. Ve nasıl içerik doldurmuşlar? Mesela temel oyunda daha doğrusu yan görevlerde çok fazla RPG'nin önemi yok. Yani daha doğrusu verdiğin kararların o kadar büyük etkisi yok. Burada şey çok iyi ya. Bu Bethesda'nın oyunlarında da var ya. A seçeneğini seçtiğinde B'de göremediğin bir dünya şey oluyor. Ya burada da öyle yan görevlerde bile o kadar fazla çalışmışlar ki yani sürekli seçim veriyorsun, öyle ikilemlerde kalıyorsun ki Allah Allah diyorsun, her biri çok güzel. Yani Witcher 3'teki gibiyiz, o seviyeye yani. Yani verdiğin kararı etki ediyor diyorsun. Hem de nasıl etki ediyor? Hiç. Şöyle bir şey oldu, çok böyle kritik bir görev vardı, yan görev vardı, bayağı dramatikti. Bir kararı verdim, yaptım. Üzerinden saatler geçti, oynuyorum. Orada işte öne çıkan NPC bana mesaj attı sonra. Ya dedi, iyi ki öyle yapmışsın dedi, bak bu çok iyi oldu dedi. Yani şu an çok böyle yüzeysel anlatıyorum. Anladım demek istedim. Ama ya ben araba sürüyordum, onun bir mesaj gelmesi, aa dedim ya. Bu kadar yani böyle işte immersive demiştik ya, biz evet. İçine alan çok iyi olmuş. Bu tip oyunlarda günün sonunda aksiyon macera desen, rol yapma falan da desen NPC etkileşimlerinin belli bir standartın üzerinde olması gerekir. Kesinlikle öyle abi. Yani side questlerde falan filan yani dolayısıyla abi sandbox oyun yani gün içerisinde içinde bulunduğun dünya içerisinde abi inanıyor olman lazım. Aynen orada öyle. Bir döngü olduğuna. Yoksa senin için yaratılmış bir zaten adı sandbox yani senin aynen. İçin oyun yaratılmış bir kumovuzu oluyor senin için. Yani o ayrımlar çok önemlidir abi bu tip oyunlarda. Sevindim ama yani en azından az da olsa geri de olsa birazcık CD Projekt'in geri prestijini iyi de kazanmış olması gerekiyordu çünkü. Bence yani. De gerekiyordu. Bu bir anda düştüler çünkü yani çakıllar oldu. Yani. Zaten daha geçen bir makale okudum. Çalışanlardan böyle bir oradaki işte yöneticilerden biri şey demiş. Yani o çıkış süreci o kadar ağır bir böyle moralimize darbe vurdu ki şu anda işte bir sonraki Witcher oyununu geliştirirken şu an konsolu test ediyorlarmış. Daha ilk şeyleri bile. En küçük geliştirmeyi bile yani konsolu test ediyorlarmış. Çünkü PlayStation 4'te silindi falan ya. Çalınmadı. Şey çalışmadı abi oyun. Tabii ne kadar iyi olursa olsun ya helal olsun demek mümkün değil. Ben iki önceki videoda demiştim ama sonra özveri yaptım. Olması gereken yapıldı diye. Aynen. Yani olması gereken yaptım. Yere gelmiş diyorum evet. Yani sonuçta. Oyunculuklar çok iyi. İdris Elba. Ya ben çok seviyorum arkadaş. Ya.
Ya çok iyi adam abi. Çok iyi oynamış. Çok iyi oynamış. Onun Pacific Rim'deki komutan hali çok iyiydi ya. Ya her yerde çok rap yapıyormuş, DJ'miş. Ya bir şey de yapmayın abi. Şey çok komikti ya. Gran Turismo'nun en son Gran Turismo 7 çıktı değil mi? 7. Evet. 7. oyunun girişine bir baktım. Ulan dedim bu İdris Elba mı? Adam mesela hip hop klibi böyle şarkı söylüyor falan. Hadi bunu da mı yapıyordun baba sen? Ya burada da ajanı oynuyor. Çok iyi ya. Yani tam anlamıyla bir böyle işte seni seveceğini düşünüyorum. Noir thriller var ya böyle. Çok spy, severim. Noir, casus. Çok ya severim. Bunu al böyle işte cyberpunk bir dünyada o şeyle birleştir. O kadar iyi çalışmış ki çok güzel gidiyor gerçekten. Şey yani bu Deus Ex'in son iterasyonlarına en yakın en azından görünüş ve hissettirdiği şey itibariyle. Deus Ex'in son dönem oyunlarına benzetiyorum biraz daha. Mankind Divided, Human Revolution tarzı mesela çok. Onda da böyle köşe bucak gezmeyi çok severdim. Hı-hı. Immersive sim olduğu için yani onun da haritası bir terzi dikimdir yani böyle onun haritaları. Biraz bakalım o tarz oyunları çok özlediğim için Cyberpunk'ı seveceğimi düşünüyorum. Onu düşünüyorum şimdi. Ya ne olursa olsun Deus Ex'te aldığım o şeyi alamıyorum Cyberpunk'tan. Yani şu an çok iyi gerçekten. Farklı oyunlar ikisi de ondan. Gerçekten yani. Çok farklı oyunlar farklı ama oyun. Yani tema bağlamında aynı olsalar da benzer olsalar da işte yine de çok çok farklı. Çok özledim ya. Çok özledim şeyi. Keşke gelse ya. De bakalım. Embracer'da mıydı? Embracer. Embracer'da değil mi onunla? Bu arada o videoyu da izleyebilirsiniz buradan. Evet. Hemen bir inerik. Sen koyarsın bir yerlere. Linkini yaptık. Aynen. Evet sevgili arkadaşlar. CD Projekt'in geri dönüşünü konuşmaya çalıştık bugün. Ben de açıkçası merak ediyorum. Daha başlamakla beraber eğer yorumlarda belirtirseniz eski şöyleydi, yenisi böyle olmuş falan filan diye bana da bir parça yardımcı olmuş olursunuz. Yılın sonuna böyle bir oyun daha, bu yıl çok çünkü para harcatan bir yıl oldu ya. Aynen. Bir oyun daha saklayacaksanız ve Cyberpunk'ı başta beri sevemediyseniz bir şans verebilirsiniz ama hiç sizi sarmadıysa bu sizi böyle tekrar oyuna alacak bir ek paket falan genişleme değil. Onu söyleyeyim. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Yorumlarda buluşmak üzere. Abone olup bizi beğenmeyi unutmayın. Saygılar, sevgiler. Görüşmek üzere. Bay bay.